Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benden çok istediğiniz bir tarifi hazırladım. Şerbetini tam çeken kıyır kıyır nefis bir sıvı yağlı şekerpare yaptım. Tarifi hazırlamak oldukça basit. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için ilk olarak şerbetini hazırlıyorum. Bir tencereye 3 su bardağı toz şekeri alıyorum. Sonrasında üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Yarım limonun da suyunu sıktıktan sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte bekleteceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altını kısık ateşe getireceğim ve 20 dakika boyunca kaynamaya devam edecek. Tarifimiz için kıvamlı güzel bir şerbet elde ediyoruz. Bu sayede şeker paremizde hamurlaşma olmayacak ve kıyır kıyır olacak. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tarifimizde şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. O yüzden ilk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Sonrasında soğumaya bırakacağız. 20 dakika boyunca kaynattım. Oldukça kıvamlı güzel bir şerbet elde ettim. Soğuduktan sonra kıvamı çok daha güzel olacak. Şerbetimiz kenarda soğurken biz de hemen şekerparemizin hamurunu hazırlıyoruz. Kaseye ilk olarak bir su bardağı sıvı yağ alıyorum. Tarifim için kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane sarısını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Bu kadar çok yumurta kullanıyoruz. Yumurta kokusu olur mu demeyin. Kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Onu da belirtmek istiyorum. Sonrasında bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Son olarak bir su bardağı irmik ekliyorum ve tüm malzemeleri çırpıcı ile güzelce karıştırıyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. güzelce karıştırdım. Bu aşamadan sonra çırpıcıyı kullanmıyorum. Yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurma işlemine geçiyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler başlangıç olarak 2 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Hazırladığımız hamurun ne yumuşak ne de sert olmaması gerekiyor. Şayet yumuşak bir hamur hazırlamanız halinde pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Sert bir hamur hazırlamanız halinde de şeker pareleriniz şerbetini çekmeyecektir. O yüzden hamurun kıvamı oldukça önemli. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini de göstereceğim. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamuru hızlıca yoğuruyorum. Zaten hamurun toparlanması oldukça kolay. Son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Hamur toparlandıktan sonra lütfen fazla yoğurmayın. Fazla yoğurmanız halinde hamur yağı kusacaktır. O zaman da toparlanmayan bir hamur elde edersiniz ve fazla eklemeniz gerekir. Toplamda 3 su bardağı un kullanarak yumuşak, çok güzel bir hamur elde ettim. Sizlere kıvamını da şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık çok güzel bir hamur hazırladım. Şimdi hamurdan parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve tamamını yuvarladıktan sonra şekerpareme son şeklini vererek tepsiye dizeceğim. Tüm hamurları yuvarladım ve hazırladım. Hazırladığım hamuru şimdi silindir haline getirerek üzerine bastırıyorum. Ve şekerpareme son şeklini veriyorum. Kenarlarını düzelttikten sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Hazırlaması oldukça basit bir tarif. Üstelik şerbetini tam çeken ve kıyır kıyır gerçekten çok güzel bir şekerpare oluyor. Özellikle içerisine katı yağ olmasını istemeyenler için güzel bir alternatif. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Şekerparelere son şeklini vererek tepsiye diziyorum. tamamını hazırladım ve tepsiye koydum şimdi kenara ayırdım yumurta sarısını güzelce çırparak üzerlerine sürüyorum bir yandan da fırınımı 180 derece alt üst ara açıyorum şeker pareleri hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım bu tür yağlı hamurların sıcak fırına girmesi çok önemli böylelikle pişme esnasında yayılıp şekli bozulmayacak tamamına yumurta sarısı sürdüm ve şimdi çatalla çizik atıyorum. Şeker parelerin tüm aşamaları artık bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen şekerpareleri fırından çıkartıyorum. Şekerparelerin altındaki fırın kağıdını aldım. Sıcak şekerparemize soğuk şerbetimizi ilave ediyoruz. Şerbeti döktükten sonra tatlımızı en az 2 saat boyunca dinlendireceğiz. 2 saatin sonunda şerbetini güzelce çekmiş olacak, sonrasında sunum için hazırlayacağız. 2 saatin sonunda şerbetini çeken tatlının üzerine toz fıstık koyarak sunum için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Rengi kıvamı harika oldu. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Garanti ve tam ölçü bir tariftir. Şu anki görüntüsü dahi gerçekten çok güzel. Sizler için hemen sunum tabağına alarak bir de iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. kıyır kıyır ağızda dağılan ve şerbetini tam çeken sıvı yağlı harika bir şekerpare tarifi hazırladım. İnşallah sizler de denediğinizde bu tarifimden memnun kalacaksınız. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.